YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sydney'de bir günümü çekeceğim. Şu an tam Darling Harbour'dayım. Evim şurada. Çıktım, yürüyorum. Yürüyerek işe gidiyorum, biliyorsunuz zaten. Size bir Darling Harbour'u göstereyim. Harika, çok seviyorum. Evet, bugünkü videomuz Sydney'de bir günüm. Sydney'de bir günüm nasıl geçiyor? İş hayatım nasıl? Ev hayatım nasıl? Neler yapıyorum? Onu göstermek istiyorum. Bugün hiçbir planım yok. Normalde akşamları falan çok arkadaşlarla bayağı görüşüyoruz. Bayağı sosyaliz. Ama bugün bir planımız yok. Bugün düz, normal, hiçbir farklı aktivite yapmadığım bir günümü çekeceğim. Bugün günlerden cumartesi. O yüzden her yer bayağı sakin. Normalde buralarda çok fazla insan var. Şimdi sizle City'ye geçeceğiz ve size City'nin de ne kadar sakin olduğunu göstereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz sokak en sevdiğim sokaklardan. Ya da caddelerden. Az kaldı. Burayı da geçtikten sonra şuradan Hyde Park'ın içine gideceğiz ve çok güzel bir ormanlık alandan yürüyeceğiz. Evet, Hyde Park'a giriyoruz şimdi. Şurası City'ydi. City'yi tam olarak burada bırakıp elveda diyoruz. Ve Hyde Park'ımızın içine giriyoruz. Her gün bu Hyde Park'ın içinden yürüyorum. Ya o kadar güzel geliyor ki böyle o City'nin yoğunluğundan bir anda çıkıyorsun. Böyle çok güzel ağaçlar, kuşlar falan ve en güzeli de bence bunu her gün buradan geçmek zorunda olmam. Yani burası benim yolumun üstü. Ben buraya varmak için bir otobüse binmiyorum ya da işte böyle yani İstanbul'daki gibi bir yeşillik bulmak ve görmek için böyle kilometrelerce yol gitmiyorum. Burası zaten mesela yolumun üstünde ve böyle bir sakinlikte ve hani böyle işte çok güzel bir his veriyor. Anlatabiliyor muyum? Anlatamadıysam da umarım anlamışsınızdır. Hani böyle insan ister istemez böyle bir sakinliyor, bir böyle mutlu oluyor. İşte burası böyle boydan boya. Buradan başlıyor buraya kadar. Buranın tabii devamı da var. Ama ben şu aradan gireceğim yine. Hyde Park tam çapraz olarak geçiyorum. Böyle yani. Zamanında kesinlikle çok iyi sıkrıt yapmışım. İşe yürüyerek gidip gelmeyi, işte ağaçlık yeşillik görmeyi vesaire. Tuttu. Bu arada aşk kitabım da benimle çalışmaya başladı. Bunun da çok sıkrıtını yapmıştık. İşte düşünsene Avustralya'da birlikte çalışacağız. İşte aynı kafedeyiz, sen kahve yapıyorsun, ben başka bir şey yapıyorum. İşte ben kahve yapıyorum falan filan diye bunun çok muhabbetini yapmıştık. Ve tabii ki de sıkrıtlamıştık. Bu da gerçek oldu. Aşk kitabımla birlikte müzede çalışıyoruz. Benim shiftim 8'de başlıyor, onunki 9'da başlıyor. Benden sonra gelecek. Hadi artık çok sevdiğim. Canımın içi müzemize girelim. Evet, müzemiz böyle. Ne kadar şafak attı görüyor musunuz? Çok hoş. Girişi de buradan. Şimdi buradan giriyorum. Evet, müzeye girdik. Şu an her yer kapalı çünkü müze 9'da açılıyor. Şurada bir şark gösterisi var. Hemen hızlıca şurayı da göstereyim size. Şurası da... Böyle çok hoş bir yer. Tam müzede bir gece. Bakar mısınız? Harika. Ama biz tabii ikinci kata gidiyoruz. Burası giriş kat. O aşağıdan gördüğümüz yerin yukarıdan görülmüş kısmı da bu şekilde. Şöyle. Bu taraflarda müzenin diğer alanlarına gidiyor. Bizim kafemiz ise... Burada. Evet, kafe böyle bir yer. Şimdi kafemizi açalım. Evet, şimdi Aşk Tom geldi. Aşk Tom, birkaç kuble söz et. Neler hissediyorsun? Selam, günaydın herkese. İşimizin başındayız. Aynen, mutlu musun? Mutluyum. Güzel. Evet, baristamız kahve yapıyor şu an. Evet. Sen de mi ot içeceksin? Evet. Ot milk favorim. Yulaf normalde sütü. Normalde içmezdim ama. Ben de normalde içmezdim ama buraya gelince içmeye başladım.
Hadi bakalım zıp zıp. Zıp zıp. Ot milkte bile böyleyse siz düşünün geri kalanını arkadaşlar. Çünkü otta art atmak bayağı zor normalde. Ama şurada bir yamukluk yaşanmış. Kırımı kalınlaşıyor. Olsun yine benimkinden iyi. Evet böyle şimdi müze açıldı. Yavaş yavaş müşterilerin ya da ziyaretçilerin gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra çok video çekemem büyük ihtimal çünkü kalabalık olacak. Aynen. Böyle 8'de başlıyorum ben. 2'de çıkacağım. Aşkı Tohum'da 9'da başlayıp 4'de çıkacak. Sonra bu akşam spora gideceğiz. Bir alışveriş yaparız. Bir de alışveriş yaparız falan. Evet, shift'im bitti şimdi. Böyle bir kafe. Bir de işlerken göstereyim dedim. Aşkı Tohum şurada bir yerlerde. Aynen. Böyle. Müzenin camından da çok güzel bir manzara var. St. Mary Katedrali ve şöyle bir city manzarası. Harika değil mi? Öyle, şimdi eve gideceğim. Meyve salatası aldım. Biraz yolda meyve salatası yerim. Sonra eve gideceğim. Aşkı Tohum gelecek. Spor yapacağız. Öyle. Ay, tam çıkıyordum videoyu durdururken. Bir de ne göreyim? Bill Gates. Müzeye gelmiş. O yüzden ben Aşkı Tohum'dan önce çıkmıştım ama Bill Gates'i birkaç defa daha göreyim diye yaklaşık 2 saattir bekledim. Ben bekle dedim, beni beklemedi. Bill Gates'i bekliyor. Aşkım ama ünlü bir insan ve milyarder yani. Bir dünya gözüyle de Bill Gates'i görmeyeyim mi? O yüzden gördüm, o da normal bir insan gibi. Şapka takmış, gözlük takmış falan. Bayağı da normaldi ama top secret bir bilgiydi. Şu an artık siz bu videoyu izlerken Bill Gates çoktan müzeden ayrılacağı için bunu söyleyebilirim. Öyle. Ay. Hapşuracaktım. Bir de bugün müzede Drag Queen function'ı olacakmış. Ona da bir aklım kaldı. Çalışsam mı çalışmasam mı diye. Herhalde çalışmamaya karar verdim. Evet, şimdi Kols'a geldik. Evde suyumuz bitti. Aslında Sydney'de içiyorlar. Çeşmeden su içiyorlar ama Aşkı Tohum henüz alışık olmadığı için alıyoruz. Hazır su alıyoruz. Onu alacağız. Bir de salata alacağız. Ton balığı alacağız falan. Aynen, sporu başladı. Yemek yapalım dedik. İkinci günümüz. O yüzden bakalım kaç gün daha makarna yemeden devam edeceğiz. Bir tane market alışveriş videosu da çekeriz. Gelir yakında bu. Ama şimdi alacaklarımıza odaklanalım. Şimdi salataları genelde böyle alıyoruz. Ayrı ayrı alıp salata yapmak yerine zaten burada hazır var baby spinach. Sonra işte indirim oluyor bile bunlarda. Aynen. Bazen 1 dolar bile oluyor. Hatta 99 cent. Bak mesela bu 2.45. Bunu alabiliriz. Alalım. Bir tane daha al istersen. Şundan alalım mı? Sonra bak mesela şu 1.65 dolar. Şöyle şeyler de var. Şöyle kit halinde. Şunlar alıyoruz. İndirime girmiş. Bu 4.5'tan 2.47 olmuş. Bu da 5'ten 2.5 olmuş. Süper. Normalde şöyle 7 dolara falan da var. Aynen. Şunlar mesela 7 dolar. Ama bu indirimdeyken neden ona 7 dolar verelim ki? Aynen. Ton balıkları da böyle 90 cent. Böyle çeşit çeşit şeyleri var. İşte olive oil blend var. Sonra tomato and bean style var, spice chili var. İşte domates, onion. Aynen. Hepsi soğanlı. Var. Bunların hepsi böyle 90 cent. Evet, sular da bu şekilde. Şöyle renk renk desen bir sürü su var. Ama biz genelde Coles'unkini alıyoruz. 6.90. Bu 8'li. Bir de şöyle küçükleri var. Bu da ne kadarmış? 24'lüsü 9.75. Ama bir de şurada en meşhurlarından bir tanesi vardı. Neydi bu? Bu marka mıydı? Evian mıydı? Yoksa Fiji? Bir de Fiji. Ha, Fiji. Mesela Fiji'nin çok pahalı diye biliyorum. Bu 2.90. Evet, toplam 6 dolar. Evet, eve geldik şimdi. Ay, kendimi yorgun hissediyorum. Ya sadece 8-2 çalıştım. Çok da çalışmadım ama bazen kendimi gerçekten yorgun hissediyorum. Mesela şu an spora nasıl gideceğim bilmiyorum.
Ay, eve de çok güzel güneş ışığı vurmuyor mu şu an? Evet, yorgunuz ama bu bizim spora gitmemize engel değil. Çünkü daha yeni başladık. O yüzden bırakma gibi bir lüksümüz yok. Ups. O yüzden bırakma gibi bir lüksümüz olmadığı için başlıyoruz. Spor yaparken konuşayım bari birazcık. Burası zaten Evtrun'dan hatırlayacağınız üzere bizim spor salonumuz. Ama bir eksisi bir havalandırması yok. Ve böyle bir ayna yok, bir şey yok. Böyle bir biraz kasvetli bir havası var, göstereyim. Bu kadar. Çok büyük değil, yetiyor ama böyle bir insan bir dışarıyı görmek istiyor ya da böyle bir havalandırma istiyor falan. Yok. Ama şurada bir radyo var. Nasılız? Bomba gibi. Çalışan çalışmayan gördünüz mü ne kadar kanter içinde? Bakın bana. Bir terim bile yok. Ay şurası da artık açılsın ya. Şey çadırın içinde yaşıyor gibi. Neyse bitti. Eve gidip duş alıp salatamızı yiyeceğiz. Evet spordan geldik. Şimdi hemen salata yapacağım. Bir tane aşk tona. Bir tane de bana. Bana da şunu da yapsın. Bunlar da bizim o gösterdiğimiz Kostan aldığımız şeyler. Şöyle. Aşk Thomas Spice and Chili'li yapacağım. Bakalım nasılmış. Yani çok iştah açan salatalar oldu mu bilmiyorum. Tartışılır. Daha güzelleri yapılıyordur kesin. Ama yapabildiğim bu. Evet yemeğimizi yedik, bitirdik. Ben duş aldım. Aşkiton'da arkadaşlarımızdan biriyle dışarı çıktı görüşmeye. Ben evdeyim. Şimdi ne yapacağım? Büyük ihtimal günlük yazacağım. Bu arada size bir tavsiyem. Eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka İngilizce günlük yazmaya başlayın. Ben İngilizce günlük yazmaya başladığımdan beri bana katkısı olduğunu fark ediyorum. O yüzden böyle her gün yazmaya çalışıyorum. Ama her gün yazamıyorum. Ama yazabildiğince bugün yazacağım mesela. Bugün yaşadıklarımı... Ki zaten sadece yaşadıklarımı değil, böyle duygu durumumu vesaire de yazıyorum. İngilizce olarak onları aktarabilmek hoş oluyor. O yüzden öneririm. Günlük yazdıktan sonra da büyük ihtimal bir şeyler izlerim. Sonra zaten aşk ton gelir. Öyle benimle bir gün geçirdiniz. Sydney'deki hayatım böyle geçiyor. Herhangi bir planımın olmadığı günler. Bu şekilde yaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.